Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz hemen bu mağaramızın üzerine kurduğumuz güzel bir alanımız var. Dayı ve Deniz'le beraber böyle temizlediğimiz, düzleştirmeye çalıştığımız hatta oraya dörtlü fener açmaya çalıştığımız bir yer vardı hatırlarsanız. Şöyle çıkalım bir bakalım oraya tekrardan. Sonra oraya neler yapabileceğimizden birazcık bahsedelim. Ya bu arada deminden malzeme elde etmek adına birazcık malzeme kestim. Şurada odun falan kestim. Abi şurada güzel bir konak yeri var. Ben buraya bir güzel bir konak yapacağım da. Tam şurası bakın görüyorsunuz. Şunu da dayım yazmıştı burayı. Kazarken maş yazmış buraya gitmiş de. Anlı ya. Burasını koskoca bir alan yaptık görüyorsunuz dostlar. Şuralara falan her tarafı kaplayacak şekilde. Hem surlarla çevireceğim. Hem burasını aynen bu şekilde dümdüz yapacağım. Hani ufak tefek engebeler falan vereceğim. Yani şu şekilde bir doğallık vereceğim gene dostlar. Buradaki beton yapma makinemizi buradan kaldıracağız. Sandıklarımızı buradan kaldıracağız. Ve maalesef bu heykeli de buradan kaldırmayı düşünüyorum. Heykeli ya karşı, karşı tepeyi yapacağım ya da şurayı yapacağım arkadaşlar. Heykel burada olmuyor maalesef. Konsepti bozuyor. Yani güzel yaptım da çok plansız yaptım onu ben. Aklıma geldiği anda yaptım hemen. Yani yapmayı uzun süredir istiyordum. Hemen aklıma geri gelmez yapıştırdım. Gördüğünüz üzere dostlar tam şuraya şöyle güzel bir boşanımız var. Oraya bir tatlı bir ev yapmayı düşünüyorum şöyle. Yalnız bu evimiz iki katlı olacak. Bunu andırabilir mi bilmiyorum ama belki andırma şansı var. E, ama tam kare olacak benim buraya koyacağım evim. Tam kare olacak yani. Ortası tek sayı olacak ama tam böyle dikdörtgen ya da bu şu önceki yaptığım ev gibi L falan olmayacak. Hemen şurada bir yatalım, uyuyalım, sabah yapalım. Ondan sonra projemize hızlı bir şekilde giriş yapalım dostlar. Ve çabuk sabah oldu ya. Söyle burada tek başımayım ya. Jet gibi sabah oluyor vallahi. Abi tam şurayı yapacağız. Bunun için ne lazım bize? Zaten biliyorsunuz ben söylemiştim size. Ladin ve de beton kullanacağım arkadaşlar. Bak tefek lag oluyor. Bunu deniz yapmıştı. Canlı yediğim. Aa dur. Çocuğun süsü bozulmasın. Üstüne koyayım. Şuradaki bizim canavar duruyor mu lan? Ee, gitmiş. Abi böyle olur yani. Onu yapmazsan böyle olur. Maalesef gitmiş. Kullandığımız konsept biliyorsunuz arkadaşlar şuydu. Aa burada da bir tane şalkır unutmuşum. Beton ve cam da var. Tamam burada ladin kütüğü falan filan da varmış. Bileme taşı çok iyi çok iyi tamam. Buradaki malzemeleri de kullanırız arkadaşlar. Ee, ha bunu şeyi de getirmişim. Kamp ateşi getirmişim. Baca çıkartıp da duman çıkarmaya çalışırsak diye. Dilerseniz şimdi eve gidelim. Kendimize bir şalkır yapalım. Birazcık malzeme alalım yanımıza ve ondan sonra evimizi yapmaya başlayalım. Sanki birazcık fazla uzattığım gibime geldi. Telafi ederiz dostlar şimdi hemen. Şurada denizden çarptığım hem <laughs> şey ödünç aldığım bir tane ee, şalkır kutusu var <laughs> abi bunu hemen şöyle fenerlerimi koyacağım kullanacağım malzemeleri koymaya çalışıyorum dostlar hemen şöyle 3-4 stek e, ladin koyacağım e, ladinlerimizi aldığımıza göre şuradan beton da alabiliriz arkadaşlar şuradakiler şey çimento şurada da biraz çimento var arkadaşlar abi içine karışmış falan filan diyor da karışma yok arkadaşlar bildiğiniz oraya şey koymuşum ben çimento koyduydum orada duruyor o şekilde Şunları da hemen yerlerine koyalım abi. Ee, dilersek farklı şeyler de yapabiliriz ama genelde konsept belli olacağı için bu şekilde yapmaya çalışacağım dostlar. He, bu arada altına kırık taş düşecektim. Şuradan varsa birazcık güçse kırık taş alayım. Ve let's go. Abi hemen şuraya kare büyük bir ev yapmaya çalışacağım. Şöyle birazcık daha güzel dursun istiyorum. Aralarını bu şekilde uzak bırakmayacağım arkadaşlar. Şuraları da küçük evlerle falan dolduracağım. Belki benim aşağıdaki köylerin hepsini çıkartır. Bu evlere tek tek yerleştiririm. İlerleyen zamanlarda ne yapacağımızı görürüz arkadaşlar. Hemen şunu. Evin kapısı bu tarafa doğru bakacak dostlar. Biliyorsunuz bunu da bu tarafa bakmıştık. Şu tarafa yapacağım evleri de bu tarafa doğru baktıracağım. Mesela bununla aynı şekilde. Arka tarafa doğru baktırmayı düşünmüyorum dostlar. Kapıları kesinlikle ön tarafta kalacak diye düşündüm ben. Abi şöyle koyalım. Önce ben bir şablonu çıkartayım dostlar. Bekleyin bir. Evet dostlar. Şimdi 10'a 10 şablonumuzu çıkarttığımıza göre e, zemine yani bir tık altına Kırıktaş düşeceğim ve yerinden yükselttireceğim. Bunun üstüne çıkabiliriz ya da yine bu şekilde bırakabiliriz. Ama zemini hani alt tablayı bu şekilde oluşturmaya çalıştım arkadaşlar. Burada burası arasında 9 blok kalıyor. Yani toplamda şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 blok olarak gidiyor. 2 blok çıktığımız zaman arada 9 blok kalıyor. Yani buradan... Hani dört bu taraftan, dört bu taraftan kırdığımız zaman da ortadan tek bir tane kapı girişi elde edebileceğim dostlar. Ama tabii ki ben böyle yapmayacağım. Bunun içerisi bu şekilde kalsın. İçerisine tekrar devam edeceğiz. İçerisini farklı bir zemin yapacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen şunların şeylerini ölçelim. Ee, zemin ayrı 4 blok çıksak toplamda 5. 2, 3, 4, 5. Geri kalanı yapalım hemen. Evet dostlar şu şekilde 5 tane çıktım. Sizlere de bir yandan sayıları vermeye çalışıyorum ki bazen arkadaşlar rica ediyorlar abi biz de yapabilelim işte bize de söyle bize de e, sayıyı ver falan diyorlar. Hani çok iyi mi yapıyorum iyi yapmıyorum belki ama arkadaşlar yapı tarzımızı seviyorlar gençler. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Bunun üstüne şey koymayacağım kesinlikle. Dur bunu şöyle yapacağım. Böyle şey görüntüsü verecek. Orijinal görüntüsü verecek böyle üstüne koymuş gibi. Şurada, dur, şu, dur şöyle böyle yapayım. Hatta dur kırayım şunu da. Böyle üstüne ağaç koymuşum gibi. Hani olur ya böyle köylerinde filan. Bilenler bilir ya. Böyle ağaç filan koyarlar yani üstlerine şey yapmak için. Bu da çok güzel olur. Ben çok severim öyle şeyleri. Hemen şunların altlarını bir tamamlayayım gençler. Evet şu şekilde bunların pencere üstlerini, pencerelerini filan da pencerelerini filan da yaparız dostlar. Hemen şöyle bir tane şey oluşturalım. Şuraya crafting table oluşturalım. Bunu şuraya koyalım. Hatta şöyle bir tane daha yapayım. Şöyle bir tane de merdiven yapayım. Merdivenimizi de şuraya şimdilik şöyle bir güçlü merdiven koyalım. Değiştireceğim tabi dostlar. Şimdilik bu şekilde kalmayacak. Bunları baya baya değiştireceğiz. Hemen şunların şeylerini oluşturacağız. Şöyle bir tane çıkmak için basamak alalım. Üzerine koyalım hemen şu şekilde. Aynen bu şekilde. Şurasına bir bakalım şimdi. Dur ön tarafından bir bakalım. Ön tarafta gayet iyi. Tek pencere bırakabiliyoruz. Kapımızda ladin kapı yapacağız. Nerede benim kapı? Abi şöyle birazcık şey alalım. Hemen bir tane ladin kapı çekelim buraya. Kapı kapatalım. Kapısı penceresi belli olsun. Oo çok güzel oldu. T gibi oldu. Hemen buraya camlarını falan da çekeriz. Kenarlarına gene aynı şunun gibi. Böyle e, cam kapağı gibi varmış gibi yaparız. Kapatırız buralarında. Şimdi abi şunun üstüne bir çıkayım ben ilk önce. Şimdi şurada zaten tek olacak biliyorsunuz. Şuradan tek yapsak. Böyle. Burada bu şekilde yapsak buradan tek yapsak a ortaya da öyle kalıyor ortaya da üçlü yapalım abi ortaya üçlü yapalım şöyle bir aydınlık olsun değil mi şöyle yapalım orta aydınlık olur üçlü olur çok güzel olur o zaman da üstünü şimdi bunun üstünü yaparken birazdan göreceksiniz arkadaşlar bir tık dışarıdan yapacağım bir tık dışarıdan olacak ve çok tatlı duracak arkadaşlar emin olabilirsiniz buna bu kenardaki koydukların fazlalarını kıracağım. Onlar hiç kendinize dert etmeyin. Arkadaşlar ben bu evleri hiç tasarlamadım. Yani spontane sadece burada aklıma gelenleri yapıyorum. Bu şekilde daha doğal daha güzel olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Hani siz bilirsiniz gene de ama bence böyle daha tatlı ya. E, tasarlı olabiliriz. Önceden tamamlamaya çalışıyor olabiliriz ama ben şeyi daha çok seviyorum. Anlık gelişen şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hemen şurada camlarım vardı. Ben de o camları gideyim bir alayım geleyim. Bunları da kıralım. Hemen camları bir alıp gelelim. Tamam camlarımızı şöyle ince Can yapalım. 64 tane ince camımız oluyor. Alt taraflarını filan bitire bitire gitmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Ee, siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben bitire bitme, bitire bitire gitme taraftarıyım. Bitire bitire bitme demişim. Bitire bitire gitme taraftarıyım arkadaşlar ben. Bu şekilde bitire bitire gidersek daha iyi oluyor. Hem arkada bir şey unutmamış oluyoruz. Ya seviyorum ya böyle köy mü şehir kurmayı ben çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama abi gece mi oluyor? Evet gece oluyor. Gece oluyorsa uyku vakti gelmiştir demektir. Hadi bakalım. Ha dur hemen gece olmaz zaten de. Şöyle etrafından bir bakayım. Yanlış yaptığım bir yer var mı? Varsa düzeltiriz. Sıkıntı yok. Tabağımızı yapalım, kendimize gelelim. İlk önce şöyle bunların hepsini bir çevirelim. Şuradan bir zemin oluşturalım arkadaşlar biliyorsunuz. Zemin bizim için çok önemli. Daha sonradan istersek, istersek değiştirebiliriz. Ama ben e, şu anlık e, birazcık ladin odaklı gitmeye çalışıyorum. Hemen buna bir tane üst kat çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Hatta şu pencerenin bir tanesi kapanabilir. E, üst kata bir döner merdiven e, çekebiliriz. Dediğim gibi aşağıdaki köylüleri de buraya getirmeyi düşünüyorum. Ee, belki de aşağıdaki köyleri buraya getirmek en mantıklısı olur. Hepsine birer tane ev veririz. Bıyıklı kedi gibi oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Bıyıklı kedi. Abi şunlardan var mı elimde? Dur. Şunların tüyünden buraya birer tane. Dilerseniz siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden yaptığım evlerden aklımda kalan şeylerden biraz biraz tasarlıyorum güzel görünsün diye. Bunların üstüne de e, merdiven yapacağız arkadaşlar şu şekilde. Merdivenlerden koyacağız. Çok güzel duracak. Şöyle bırakalım bunların üstüne de. O şık. Çok şık. Ve şeklinde olabilir arkadaşlar. Varım sizler de beğeniyorsunuzdur. Şimdi şuralara birer tane şu şekilde ters merdiven atacağız. Bunların aralarına ladin yarım basamak doldurmak suretiyle ee, bir tık bunları öne çıkaracağız arkadaşlar. Elimizde kalmamış hemen yapalım birer tane daha. Böyle bunları da hemen merdiven merdivene çevirelim. Kullanacağız diye ee, bol bol yapmaya çalıştım fazla fazla olsun diye. Abi bu olmadı. Neden olmadı? Çünkü üst taraf kısa kaldı. Dur. Bir ufak yanlışlık olmuş gençler. Hemen ben bir düzelteyim. Abi şunları birer tane uzatmamız gerekiyordu. Onu yapmadık. Onları hemen yapalım. Tamam. Bir tık yükseltmiş olduk. Şimdi bu şekilde koyarsak daha mantıklı olacaktır gençler. Ben şöyle buralarda da tekrar aralarına da yarım basamak atacağız ya. Daha güzel duracak. Ha şimdi bir şeye benzedi. Demin pencerenin üstünü kapatıyormuş. Maalesef e, fark edemedim dostlar ben bunu. Ama zararın neresinden dönersek. Şimdi şunların arasına tam blok koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen sizlere de göstereyim. Şu şekilde tam blok koymayı düşünüyorum. Çünkü neden diye sorarsanız buralara lambalar asacağım köşelerine. Daha güzel olacak bu şekilde. Şunu çıkarken şunu kullandıydım. Şunu kırayım da tekrardan yanıma alayım. Ya ne kadar çok süslerseniz arkadaşlar o kadar çok güzel gözüküyor. Ben buna inanıyorum. Hani süslemeden böyle çıplak sade bir şey yaparsanız çok bir şey olmuyor ya. Güzel bir görüntüsü olmuyor. Yalnız var ya yorgunluktan da ölüyorum. Ama gene de oynamayı seviyorum herhalde ben bu oyunu ya. Bilmiyorum da çok. Ya ben böyle bir şeyler yapıyorum ya. Harbi zevk alıyorum ya. Hani video çekmesem de şey oynadığım zamanlar oluyor. Video çekmemek Çekmediğim zamanlarda da çok şeyler yapıyorum. Böyle daha tatlı oluyor. Yarım basamak yapacaktık abi. Hemen şunu şey yapalım. Yarım basamak alalım. 54 tane de yarım basamağımız oldu gayet iyi. Hemen şöyle aralarına yarım basamak. Dediğim gibi arkadaşlar bunun hemen bir tık üstünden başlayacağız. Bunun olduğu yerden yani iç taraftan değil. Üst taraf bir tık çıkıntılı olmuş gibi olacak. O şekilde daha tatlı olacak. Abi şunu ters koyduk. Ya birazcık da yüksek olduğu için arkadaşlar. Mecburen arada yanlışlık yapabiliyoruz. Üff tatlı oldu be. Fazla yüksek olduğu zaman yanlış yapma şansımız daha çok oluyor ya. Şuna da. Tamam bitirmişiz. Bitirmişiz 10 numara 5 yıldız. Şurada ne vardı bizim şey vardı dur. Uçacağız ya zıplaya zıplaya ta oraya geldik zaten. Şuradaki şeylerden alayım. Bileme taşlarından alayım. Bileme taşını ben süs eşyası olarak kullandığım zaman çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor benim. Ha, bileme taşını ver abi. Lambayı da ver abi. O da güzel gidiyor. Lamba da güzel gidiyor oraya. Şunla da ver abi. Uğursuz sancağı asacağım oraya. Herhangi başka bir şey ihtiyacımız var mı? Devam devam devam. Üf. Şimdiden e, sanki tatlı bir şeyler çıkacakmış gibi duruyor ortaya arkadaşlar. Ne dersiniz? Hemen şunlardan koymaya başlayalım abi. Bunu ters atacağız gençler. Yarım basamağın olduğu yere normal lambalarımı alayım. Buraya mavi lambalardan kullanmayacağım abi. Bu şekilde daha şık oluyor. Hemen şöyle bir tane bundan. Bir bundan. Dört tarafını dolanalım. Tamam. Olay budur. hale budur Olay budur. Öyle bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Nereden geldi aklıma be? Abi şunu da tam buraya asalım. Olmadı buraya. Buraya olmadı. Bunu şöyle yan tarafına asalım. Kapıyı da kapatalım. Güzel. Bir tane de yan tarafına asarım. Şekil. Abi şimdi benim elimde yarım basamak var mı? Var. Buradan... Yukarıya bir çıkayım ilk önce. İlk önce yukarıya mı yapsam ya? Ya da zemini mi tamamlasam? Yukarıya bir zemin tamamlayayım arkadaşlar ben ilk önce. Bunu ver abi. Tamamını çevir. Şuraya bir zemin yapalım. Hemen şurayı hızlıca bir zeminleyeyim ben arkadaşlar. Tamam burası hızlıca zeminledik. Ee, şuradaki pencereleri iptal ediyorum abi. Maalesef burasını iptal etmem gerekiyor. Çünkü buraya merdiven çıkacağım. Şimdi merdivenlerimiz nasıl olacak? Abi ilk önce merdivenler şuradan başlayacak tamam mı? Buradan bu şekilde buradan da bu şekilde çıkacak. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Zeminden şöyle alalım bir tane. Hatta bir tane de buraya dolduralım. Altı dolu olsun abi. Şuraya tekrardan normal basamak atalım. Buradan şöyle çıktığımız zaman da şöyle olacak. Aynen. Şuraya oluşturmaya çalışalım merdivenlerimizi. Öyle bir şey olmuş olacak. Ama şunun altına dolduracağız. Şöyle Anladınız mı? Bu şekilde daha tatlı olacak. Direkt çıksın. Hatta şöyle yapalım. Bunu da kır. Lan niye ters koydun? Allah seni ne yapmasın. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde olacak. Şöyle kapatmış olacağız. Burasını da kapatalım. Böyle tatlı bir merdiven koymuş olacağız. Oo, çimşik oldu vallahi. Tamam. Abi şimdi aynı şekilde dur hemen şuraya inelim. Bütün kalacağız da elimize. Dur ya bismillah. Benim aklımdakini yapmam lazım ha. Böyle elimdekini kullanarak olmaz. Aklımdaki lazım bana. Şunlar önemli değil arkadaşlar. Bunlar dışarıdan güzel gözüksün diye yaptım ben bunları buraya. Bunların üzerine halı kapladıktan sonra hiçbir sıkıntımız kalmaz. Hemen şöyle şuralardan bakın arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Buradan değil. Tam şu çıkıntı olan yerden başlayacağız. O zaman daha tatlı olacak. Bir tane koyduk. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Hepsini yapalım. Evet dostlar. Beşer tane çıktığımıza göre şimdi başlayabiliriz. Hemen şöyle zemini çekelim bir tık. Bir tık şu duvarların altını yapacağız. Ondan sonra o neydi ya? Hele bir yudum çay alalım ya. Modsuz çaysız giderim. Bak çayımı almadan videoya bile girmedim. Alt taraflarını devam edelim gençler. Ama ne beton yiyor var ya. Daha buraya bir süre yapacağımızı düşünün bir de arkadaşlar. Ne kadar beton gideceğini varın siz hayal edin. tamam. Şimdi bunların her tarafını Cam çevireceğimiz için ilk önce şuraları şöyle bir kapatalım abi. Köşeleri bir kapatalım. Köşelerden ortalara doğru çekelim ben her zaman Şimdi arkadaşlar burasını iki tık daha büyütmüş olduğumuza göre ne oldu? 11 iken 13 mu olmuş oldu? 13 yani 6 6 mı kaldı? Şimdi şöyle bir tane buraya koysak arada bir boşluk bırakıp buraya koysak. şunu şöyle kıralım. Bir boşluk böyle arada iki boşluk kalıyor. Ben buraları çift camlı yapsam nasıl olur gençler? Şöyle çift hatta 1 2 3. aynen böyle çift de böyle çift orta üçlü. Evet çok güzel. Yine ortaya bir üçlü atmış olduk. Bir çiftli, bir çiftli ve orta üçlü gençler. Malzememiz kalmamış. Aşağı inelim bir malzeme alalım. Şurada nasıl görünüyor bir bakayım. Oo, yemin ediyorum şekil şükür olmuş ya. Üf, tamam. Ben bu yapı tipini beğendim, denedim. Yani olacak mı diye aslında kendimce bir denemiş oldum arkadaşlar. Gerçekten de tatlı olmaya başladım. Hani diğerlerine de uygulamaktan e, çekinmem yani o yüzden. Arada üçlü kaldı, çok iyi abi ya. Evet, şimdi şunun üstüne bir tane daha çıkmamız gerekiyordu. Yine e, atladık orayı da, şurayı da yapalım hemen. Ne yapacağız, bunu buradan bu şekilde çıkacağız. Şimdi o şekilde yaparsak arkadaşlar çatı koyduğumuz zaman da çok sönük kalıyor. Kendini gösteremiyor. Aynı ulan oğlum yanlış yaptık. Heh, şu şekilde. Bir an mouse tekerleğiyle almaya çalışıyorum arkadaşlar ben teme. Orada bir ufak karışıklık oluyor bazen. Onu da artık idare ediyoruz ne yapak. On şeyi takıldı elim takıldı. Bazen ben mouse'u farklı yerlere götürüyorum da. Mouse gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Benim suçum değil ya. Mouse'un kablosunu bu kadar kısa yapmasalarmıştı değil mi? Ben ne yapayım? Abi buraya da şöyle tatlı bir çatı yaparız. Plastik çatı. Şöyle V biçiminde bir çatı çekeriz. tam. Aa, bu yetmedi. Hemen son şeyimizi de alalım. Son kütüklerimizi de aldık abi. Şimdi bir uçalım bir bakalım bakalım nasıl olmuş. Abi tatlı duruyor sanki be. Vallahi tatlı duruyor ya. Camlarını falan çekerim ben bunun çatısını yaptıktan sonra. 10 numara olur. 10 numara. Yarım basamaktan yapacağız arkadaşlar bunun çatısını hemen şöyle elde edebildiğimiz kadar bir yarım basamak elde etmeye çalışayım ben Bak tefek yarım basamakta toplamış olduk iyi oldu şimdi uçalım buraya güzel bir e, çatı yapalım gençler. Evet dostlar çatımızı da bitirdik ya çok güzel tarz evler olmaya başlamadı mı sizce de? Vallahi benim çok hoşuma gitti ya ben yaparken hiç bu kadar güzel olacağını tahmin edemedim çok klasik çatı yaptım hiç de fena olmadı aslında ya abi ben buraya bir şey indirir miyim? Kırık taş var mı giderimde vardı. Ben bir şey indireyim ha. Buraya bir baca yapayım ya. Dur. Buraya bir baca yaparsak çok dehşet bir şey olur bu. Şey var mı? Uzak kapısı var mı? Bir dört tane lazım bana. Tamam. Şurada da kamp ateşi vardı. şuradan da kamp ateşi alayım. Çatıya da bir şey yaparız. Çok tatlı olur ya. Hatta dur hepsini alayım ya. Bir şey olmaz. Buraya bir de soba yakalım abi. Çok güzel olur ya. Tam şuradan olsun. Şöyle şuraya yaparız abi. Şekil şukul bir şeyler yaparız gibi. Merk geldi benim. Bunu gram, Bunu Şuraya koyam, Tamam. Hatta şöyle bir şey yapayım ben buraya. Bu kadar yeter mi? Yeter. Dur, bir iki daha çıkayım ya. Bir iki. Tamam. Şimdi bunlara şöyle bir şey yapacağız gençler. Dur bir iki buraya yetiyordu. Yanıma tuzak kapısı alayım. Şöyle alt tarafına bakarak arkadaşlar kapattığımızda üst tarafa kapansın diye üst tarafa koyarsanız alt tarafa doğru kapanır o da maalesef hiçbir işe yanmaz yaramaz yanmaz ne ya şuraya hemen bakalım uzaktan Tam bu heykel de bizim e, şey gibi oldu ya karargah gibi oldu tatlı oldu gençler ya He? camların kenarların süslerini falan daha yapmadım onlar da yapacağım. Bu şimdilik arkadaşlar. Mantar ev gibi oldu da böyle eski şey evlerine benzedi ya. Eski tip evlere benzemedi mi sizce de? Ya camlarım varmış. Hadi camlarımızı bir kapatalım arkadaşlar. Ondan sonra cam kenarının korkuluklarını, şey kapaklarını falan yapmaya çalışacağız. O zaman sanki biraz daha e, adama benzeyecek gibi. Ne dersiniz? Buranın camlarını da biraz büyük tuttuk abi. Bu tarafın camlarını biraz büyük tuttuk. Böyle sanki daha iyi oldu. Hemen camların tamamını bir yerleştirelim arkadaşlar. Ah cam kalmamış. Hemen eve gideyim cam getireyim gençler. Evet camlarımız da tamamladığımıza göre artık yavaştan alt kata inebiliriz. Yalnız güzel oldu değil mi? Burası iyi oldu. Bence iyi oldu yani. Bilmiyorum ama bence biraz tatlı gibi yani. Şöyle kapımızı da bir kapatalım. Bize biraz ne lazım? Tuzak kapısı lazım abi. Şu üstümdeki fazla malzemeleri ben bir bırakayım. Bunu da bırak abi. Hatta camların da tamamını, tamamını bırakalım. Betonları bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Kapıyı bırak. Tamam. Şimdi. Şunun yarısını al çevir. Bunları tekrar bu şekilde yapalım. Malzeme yetmezse gider getiririz gençler. O sıkıntı değil. Bunların da kendi cam kenarı kapaklarını da şuralarına kapatalım abi. Okey. Tamamını böyle bu şekilde dolanacağız arkadaşlar. Bu cam kenarı cam kapakları. Üçlülere koymuyoruz arkadaşlar. Sadece ikililere koyuyoruz. Unutmayın. Çünkü koyduğumuz zaman çok saçma olur. Kapatmıyor çünkü. Yukarıdaki ikililere de koyabiliriz. Bunun için de şunların tamamını çevirmem gerekiyor. Bunların hepsini uzak kapısı yapalım. Yanımda kırık taş var mı? Var. Yukarıya çıkmak için kullanacağım arkadaşlar. Tam şuradan yukarıya çıkmak için kullanacağım bunları ben. Ben bir tamamını yapayım geleyim. Evet dostlar. Kenarını da gene e, her zamanki gibi çiçeklik yaptım şöyle temiz güzel bir şey yaptım. Buralarını da bir çiçeklendirdiğimiz zaman da çok güzel duracaktır. Bunların çimenlenmesini bekliyorum. Malum e, şey basmamışım. Saksı dokunuş basmamışım. Bu şekilde aldım, yaptım. Bu şekilde de konmuyor galiba ben öyle hatırlıyorum ama dur bir şey may deneyeyim, koymayı deneyeyim. Olmayacaktır. Aa konuyormuş. Bu şekilde konuyorsa abi Merkezden gideyim bir sürü kırmızı gül getireyim bir. Ee, geçen arkadaşlar uyarmışlar. Abi demir farmında bir sürü kırmızı gül var. Onlardan alabilirsin neden almıyorsun diye. Arkadaşları çok haklı buldum. O yüzden bu haklı isyanlarına karşı gidip demir farmından getireceğim onları. Bunlara da diyorum bir şey bağlayayım. Kemik tozu haline getirelim arkadaşlar bunlara. 2 stek 3 stek alayım hatta yanıma. Tekrardan evimize dönelim. Merkeze dediğim gibi daha önceki videolarda da söyledim. Merkeze gereken önemi vereceğiz. Yalnız şu an gerçekleştirmemiz gereken planlarımız var. Onlarla uğraşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onları yaptıktan sonra da emin olun merkezi de güzelleştireceğiz canlar. Bir baca da şuna çeksem yol arasında da hepsini de bacalı yapmak istemiyorum ya. Hepsine şöyle bir kırmızı gülü dikeyim arkadaşlar. Ondan sonra da artık yavaş yavaş videomuzu bitiririz. Ee, evi nasıl yaptığımı zaten sizlere de göstermiş oldum. Dileyen arkadaşlar yapmak isterse diye naçizane göstermek istemiştim. Ve bu şekilde bir şey oldu gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.